Evet programın başında dedik ya hocam iletişim için karşımızdaki insanın ihtiyacını fark etmek ve ihtiyacını ona vermek diye. Neden kadın ve erkeğin farklılıklarından bahsediyoruz? Birbirimizin ihtiyaçlarını fark edebilelim ki Hı -hı. iletişimimiz kolaylaşsın, ilişkimiz güçlensin ve aslında sizin dediğiniz gibi bereketlensin. Burada uzmanlarımız hep şey derler çocukların üç tane ebeveyni vardır aslında. Annesi, babası ve anne baba arasındaki ilişki. Hı, -hı. Sanırım bir baba çocuğunun iyiliğini düşünüyorsa öncelikle eşinin yani kadının ihtiyaçlarını gözetmesi gerekiyor. Destek görmek gibi, ilgi görmek gibi. Zaten o duyguyu ona verdiğinde o da otomatik bir şekilde çocuğuna yansıyacaktır. Hayır eşin kendisine de yansıyor. Yani erkek verdiğinde verdiğinin 10 katı erkeğe geri dönüyor. Evet. Yani erkek vermeyi bildiğinde vermeyi bildiğinde aslında çok daha fazlasını alabiliyor. Mesele burada erkeğin ya da kadının birbirinin o farklılıklarını keşfetme noktasında çaba sarf etmeleri. Yani anlayacak, fark ettikten sonra onu bir zaaf değil, bir beslenme kalanı olarak görecek ve oradan onun ihtiyacını karşılayacak ve besleyecek. Yani erkek yeteneğini söylenmesini istiyorsa söyleyecek. Kadın duygularına alışması istiyorsa erkek de onun duygularını anlayacak. Duygularını onar edecek, takdir edecek. Yani birbirimizi seviyorsak birbirimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde davranmamız gerekiyor. Bunun için de öğrenmek gerekiyor. Evet. Kimse doğuştan erkeğin yapısını veya kadının yapısını bilmiyor. Bilmiyor. İkincisi bir de şöyle beni anla, beni köz gibi yaklaşımlar en çatışma doğuran yaklaşımlar. Ve en ilkel yaklaşımlar aslında. Evet yani benim bir beklentim varsa ya da kendimle ilişkin karşıdan bir şeylerin daha iyi yapılmasını istiyorsam karşı tarafa bunu uygun bir dille ifade etmem lazım. Karşı tarafın en azından farkına varabilmesi için. Eğer karşı tarafta o eksiklik varsa onun da eksikliği kabullenmesi lazım ki süreç doğru bir şekilde işleyebilsin. Bir de sorun çözmede kadın erkek nasıl yaklaşıyor? Biraz da buna değinelim isterseniz. Tabii ki. Mesela erkekler sorunlara somut yaklaşır. Onun için sorunun sonucu önemlidir. Sorunun çözümüne odaklanır. Hı hı. Tamam ne istiyorsun diyorlar ya genelde erkekler. Tamam çözelim yani. Kadınlarsa genellikle sorunlara duygusal yaklaşım gösterir. Onun için sorunun süreci önemlidir. Erkekler bir defa özellikle kadın erkek ilişkilerinde yani erkekle erkek ilişkisinde bu sorun değil. Kadınla erkek ilişkisine girdiğinde iş yerinde ya da ailede önce kadının hangi konulara hassas olduğunu, hangi konuların öncelikli olduğunu erkeğin kavraması gerekiyor. Yani orada kadın nerede problem görmüş, hangi davranışı problem görmüş. Mesela erkek o davranışı problem olarak görmeyebilir. Hmm. İşte ona yani erkeğin kadının o anda problem dediği, eksik dediği ya da yapılması uygundu dediği konuyu iyi anlaması gerekiyor. Çünkü öncelikler değişebiliyor. İkincisi erkekler Acilici bir şekilde hareket edip dinlemeden, olayın arka planını çözmeden, o duygu ya da beklentiyi anlamadan çözüm sürecine girmemeli lazım. Yani burada aslında en fazla dikkat etmesi gereken kadınlardan çok erkekler. Hı. Yani özellikle aile ilişkilerinde. Evet. Erkekler çok hızlı, çözüme odaklı ve bazı şeyleri yük gibi görüyorlar. Oysa iki insanın hayat ilişkisinde birlikte süreçlerindeki pürüzleri gidermemesi bir yük değil. Aslında hızlı Gelişebilmenin temel bir zemini oluşturuyor. Yani erkek gelişmek istiyorsa, yol yürümek istiyorsa o pürüzü orada gidermesi lazım. Erkeklerin en fazla yaptığı hatalardan bir tanesi şu. Erkek bir sorunu dondurup rafa kaldırabilir. Hmm. Yani diyelim ki bir kırgınlık yaşadı. Evet Ya çözümlenecek, ya nedenlerine inecek, ya affedecek, ya tavrını koyacak, ilişkiyi yeniden tanımlayacak. Ya da onu donduracak, rafa kaldıracak, etkisi sıkılacak, anıların içine atacak. Erkekler yaşadıkları birçok şeyi, olumsuz durumu dondurup anıların bir köşesine atabilir. Kadınların böyle bir özelliği yok. Sonradan çıkarırlar mı hocam erkekler? Erkeklerin çoğu yaşadıkları daha büyük bir stres ortamı olursa o do, donmuş şey açılır ve o derinleştirir yaraları. Hmm, genelde çünkü hep kadınlar bu anlamda suçlanır. Geçmişi günümüze taşıyorsun, hep sürekli geçmişten bahsediyorsun, bir şey unutamıyorsun, affedemiyorsun i̇şte, diye. İşte şimdi kadınlar dondurma özellikleri olmadıkları için, bir şeyi donduramadıkları için sağlıklı olan aslında burada kadının yapısı, erken yapısı değil. Hmm. Sağlıklı olan dondurmak değil, sağlıklı olan çözmek, sağlıklı olan bastırmak değil. Yalnız burada sıkıntılı olan şey şu, kadınlar çözülmesi gereken şeyde çok acele ettiklerinde, hmm. yani mesela erkekler bir şey değerlendiririz dedi isterse, %90 o yaparım demektir. Yani erkek bir şeyi değerlendiririm diyorsa %90 yaparım demektir. Ama o an değil. Erkek o anda yapmaz onu. Değerlendirmeye alıyor. Zamanı ver erkek için. Kadın o an istiyor. Erkeğin o değerlendirme süresinde inisiyatif tanımıyor. Şimdi erkekler bir problemi tamam mı çözmek istediklerinde bunu çözelim dediğinde birkaç aşamaya yayabilirler. Kadın acele ettiği için sorun yaşanıyor bazen. Acele etmemesi gerekiyor. Yani orada... Kadın biraz daha sabırlı olursa aşama aşama giderse o problemi çözmek daha kolay. Çünkü erkeğin hazmetme, kabullenme süreci daha uzun sürüyor. Ya yani bir şeyi, mesela kendisiyle ilgili bir davranışsal bir sorun var değil mi orada? O davranışsal problemi kabullenmesi gerekecek. Onunla yüzleşecek, nedenlerini çözecek, arka planında ne var ne yok onu anlayacak, onu duygusal rasyonel bir tarafa tutturacak. Mekanizma biraz daha farklı çalışıyor. O zaman kadınların biraz erkeklerden bunu öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hep uzmanlar diyorlar ki bir şey yaşadığınızda duygularınızın demlenmesini bekleyin. Hatta kuru fasulye metaforunu kullanırlar. Kuru fasulyeyi hemen hızlıca yüksek ateşte pişirdiğinizde lezzetli olur mu? Hayır. Çayı hemen hızlı bir şekilde demlediğinizde lezzetli olur mu? Hayır. Demlendikçe daha da güzelleşir. Eğer biz de duygularımızın demlenmesini beklersek biraz o ilişkiyi çok daha güzel bir yere taşıyabiliriz. Sanırım bu erkekler için daha kolay bir durum. Daha kolay. Kadınlar da yavaş yavaş bunu öğrenmesi gerekiyor. İkinci bir şey var. E, bazı şeylerde e, sizin problem diye gördüğünüzü karşı taraf problem gibi algılamıyorsa onun düzeltebilmesi mümkün değil. Hmm. Ya mesela mizaç farklılığı. Kadın bunu problem görüyorsa onu düzeltilmesi mümkün değil. Niye, Ama sen... hocam şöyle değil midir yani sevgi bunu getirmez mi? Karşımdaki için problemse benim için de problemdir. Onun canı sıkılmasın diye çözebiliriz. Yalnız bazı şeyler çözülmez. Yani diyelim ki siz soğuk bir adamsınız. Karşınızdaki diyor ki çok sıcak ol. Yani sizin doğanızda soğukluk varsa, Hı -hı. siz kendinizi zorlayarak belli anlarda sıcak olabilirsiniz de sürekli sıcak olamazsınız. Sizin doğanız soğuk. Bu sefer kendinize yabancılaşırsınız. Bakın kendinize yabancı açırsınız, kendinize sürekli strese sokarsınız. Başka sıca... Yani baş... şunu iyi anlamamız gerekiyor. Karşımızdaki insandan biz beklediğimiz şey onun mizacıysa. Örneğin kimisi çok sosyaldir, hareketli. Ya benim oğlum hareket ya enerji ben yetişemiyorum. Ben yavaş bir adamım, o enerjik biri. Ya yani enerjik bir eş var, daha yavaş bir eş var. Ya enerjik ol. Sürekli mümkün değil. Doğası enerjik değil. Doğası daha yavaş, daha dingin. O zaman değiştirilmeyecek şeyler için boşuna çaba göstermememiz gerekiyor. Değiş, Beyhude oluyor o zaman. Değiştirilmeyecek şeyleri kabullenip, onların daha iyi ifade edilmesine zemin hazırlamak. Mizaç değişmez. Mizaç geliştirilir, terbiye edilir. Mesela çocuğunuz mizaç olarak, fevri olabilir. Yani öfkesini çabuk dilendiren. Siz o çocuğa doğru yerde öfkelenmeyi öğretebilirsiniz. Yalnız öfke özelliğini kaldıramazsınız. Ya yani çocuğunuz mesela çok ilişk olabilir. Mizacıdır. Ya yani tutumlu. Çok tutumlu. Paylaşmak hiç istemiyor. Siz o çocuğunuza o tutumluluğu doğru yerde yatırıma çevirmeyi öğretebilirsiniz. Yani etkili hale getirebilirsiniz. Yine tutumlu olur ama bir şeyler üretmeye başlar. Ama biz mesela ne yapıyoruz hocam? Çocuğumuzda böyle bir özellik varsa onu avantaja çevirmek yerine, herkes için söylemiyorum tabii ki ama bizim çocukla cimri. Hemen e karakter özelliği işte olarak negatif yapıştırıyoruz. Yapıyoruz. Diyoruz ki mizaç özellikleri, sıcaklık, soğukluk, sosyallik, girişkenlik, mesela bazı yerlerde içine kapanma, bazı insanlar vardır mesela çok içine odaklanırlar. Ya açıl, sohbet et, hoş sohbet et, ya duayı zorlamamak gerekiyor. O duayı kabullenemiyorsanız, bakın burada en temel şey ne biliyor musunuz? başlangıçta kabullenemeyeceğiniz dualarla yolculuğa çıkmayacaksınız. Yani evlenmeden önce bir insanı keşfedeceksin ki bunu yapmıyorlar. işte program başında söyledim. Yani siz arabayı incelediğiniz kadar, cep telefonu incelediğiniz kadar evleneceğiniz insanı inceleseniz ve onunla uyum sağlayamayacaksınız, o mizaçla uyumlu olamayacaksınız, yola çıkmayacaksın, başlamayacaksın. Zamanla değişir. İnsan zamanla değişmez. İnsan değiştirmek istediği şeyleri, öğrendiği şeylerse değiştirebilir. Yani anne babamdan öğrendiğim şeyleri sorgularsam, kabullenirsem yine öğrenmelerle değiştirebilirim. Mizacım değiştiremem. Yeteneğim değiştiremem. Yani zekam değiştiremem. Bizim düştüğümüz yanılıklardan bir tanesi de biz karşımızdaki insanı değiştirebileceğimizi düşünüyoruz değil mi hocam? Evet. Halbuki kişi istemediği sürece değişmez. Kişi istemediği müddetçe değişmez. Aynı zamanda kişi bazı şeyler istese de değiştiremez. Yani insan içe dönükse Belirli yerlerde dışa dönük olmayı öğrenir. Bakınız ben. Evet. Ben yani bir içe dönüyorum. Hocam siz içe dönük. İçe dönüyorum. Mı? Bazı yerlerde dışa dönük olmayı öğrenir. Yalnız o insan tamamen dışa dönük olamaz. Hı hı. Olmaya çalıştığında o insanı bozarsınız. Doğallığını bozarsınız, kendini bozarsınız. İşte o açıdan diyorum ki karşınızdaki insan kendisi dahi istiyorsa bazı konuları öğrenebilir. Yalnız bazı şeyleri o bile geliştiremez. Şimdi burada verilen, şunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Malzeme vardır değil mi? Yani bazen elinizde ahşap vardır. Niye ahşabı demir çevirmeye çalışırsınız? Ahşaptan ahşap mobilya yaparsınız. Demir mobilya yapılmaz. Ama insanlar ahşaptan demire çevirmeye çalışıyor. Ya demirden de mobilya yapamazsın. Demirden çelik kapı yaparsın. Silah yaparsın, top yaparsın. Karşıdaki malzemeyi kabullenmeyip onu doğasa ters şeylerle yapmaya çalışıyoruz. Hocam, ben programın başından beri konuştuklarımızdan ve tabii ki kitabınızı da okudum. Tekrar da izleyenlerimize de göstermek istiyorum. Kitaptan da çıkardıklarım kadarıyla, en başında da söyledim ya, ben bu işin temelinde niyet olduğunu görüyorum ve niyetin de aslında karşımızdakini olduğu gibi kabul edebilmekle başladığını. Olduğu gibi kabul edeceğiz ki karşımızdakini biz iletişimi de sağlıklı bir hale getirelim ilişkiyi de sağlıklı bir hale getirelim. Karşımızdakini olduğu gibi kabul etmezsek hiçbir şeyin bir anlamı kalmıyormuş gibi geliyor bana. Ne saydığımız bu kadın erkek farklılıklarının, ne beyin sağ lobun sol lobun farklılıklarının, ne ilişkiyi iyileştirmek adına neler yapılması gerektiğinin bunların hepsi beyhude kalıyor. Başta temelde biz karşımızdakini olduğu gibi kabul edeceğiz. Oraya gelmeden önce kendimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz. Önce kendimizi. Kendimizi. Çünkü kendimizi olduğumuz gibi kabul etmediğimiz zaman Karşımızda aradığımız eşte bir kahraman, kurtarıcı ya da benim hayatımı değiştirecek, beni daha iyi noktalara taşıyacak birini aramaya çalışıyoruz. Sıkıntı oradan başlıyor. Önce kendi gerçekliğimizi kabul edeceğiz. Sonra kendi gerçeklik gerçekliğimiz kiminle yaşayabilir? Hangi insanla yaşayabilirim? Her insanla yaşayamayız. Ama kendi gerçekliğimizi kabul edebilmemiz için de kitabın da ilk sayfalarında yer alıyordu. Kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Evet. Kendimizi tanımadan nasıl bir insan istediğimizi, nasıl bir insanla anlaşabileceğimizi de bilemeyiz değil mi? Bilemeyiz ve insan dışarıdaki insanlara ve dışarıdaki algılara daha fazla odaklanıyor. Yani mesela bizim toplum olarak en büyük açmazlarımızdan bir tanesi dışımızdaki insanlar hakkımızda ne düşünecek? Elalem ne der? Aslında bunun yana şunu koymamız gerekiyor. Doğru ne der? Gerçek ne der? Tutarlı ne der? Vicdan ne der? Biz bu ölçekleri koymak yerine, çevremdeki insanlar beni beğenecekler mi? Beni onaylayacaklar mı? Beni beğenecekler mi? Sevecekler mi? Bu açmazlar bizim kendimizi keşfetmemizin önüne geçiyor. Biz hep başkaları için yaşamaya çalışıyoruz. Bu başkası bazen moda oluyor, bazen sosyal ağlar oluyor. Mesela modern hayat bunu çok iyi çizdiği için bir beğen tuşu koymuş oraya ve bakıyorsunuz a ah, 100 bin kişi beğendi. Abi baktınız beğen tuşu düşmüş niye beğenmediler beni? Çünkü onların istediği gibi davranmadığınız için. İşte Hiç. o zaman insanlar kendi gerçekliklerini dönüştürmeye başlıyorlar. Başkalarına göre yaşamaya başlıyorlar. Pazarlanmış bir hayat oluyor. Bir ilizyonun içinde İllüzyon. yaşayıp Herkes gidiyoruz. Herkes kendini pazarlamaya başlıyor. Fotoğraflar, evet, desenler, mekanlar. İşte o zaman siz ruhunuzu satmaya başlıyorsunuz. Pazara çıkartmaya başlıyorsunuz. Oysa sorumuz gereken şey şu. başkalarının beklentileri değil. Bu hayat bana verilmiş. Bu hayatı yaşayacağım. Ve bu hayatın bir başka ikinci seçeneği yok. Peki bu hayatı yaşarken gerçekten ben ne yapmak istiyorum? Sağlıklı olan değerler ne? Doğru olan değerler ne? Tutarlı olan şeyler ne? Vicdan dediğin şey ne? Bu hayatı güzellikler üzerine ne, nasıl yaşayabilirim? Bu soruları sormak yerine biz etrafımızın bizi kabullenme, onaylama önü, ön plana çıkartıp diğerlerin hayatlarını yaşamak için uğraşıyoruz. Tabii o hayatta sürekli kurgulanıyor modayla, sosyal ağlarla, evet. cemiyetlerle. Sonuçta el alem neler kaygısından çıkıp kendi hayatımızı, şahsiyetimizi yaşayamıyoruz. Burada uyanık olmak gerekiyor biraz. Hocam bir seyirci talebimiz de var. Toparlayacak olursak programımızın da son dakikalarına girdik. Kadın ve erkeği bir de yaratılış gayemize göre değerlendirir misiniz demiş izleyicimiz. Şimdi yaratılış gayesini eğer İslam açısından bakarsanız farklı tanımlar bulursunuz. Felsefe açısından bakarsanız farklı tanımlar bulursunuz. Ben kendim açımdan söyleyeyim. Ben kendimin Varoluş amacı olarak baktığımda kadın ve erkek hayatın iki amaç üzerine kurulduğunu düşünürüm. Bir tanesi kişinin yaratıcısıyla buluşması ve barışması. Aslında bir hatırlama. Yani insan hatırlamak için var edildi. Kadında, erkekte. Bakın İslam'da halife kavramı erkek ve kadın değildir. İnsandır. Allah insanı halife seçmiştir. Erkeği ya da kadını değil. Yani Allah kendisinin değerlerini temsil edecek, inşa edecek, imar edecek bir varlık var ediyor. Ve burada insanın en birinci sorumluluğu hatırlamak. Neyi hatırlamak? Allah'a verdiği sözü hatırlamak. Biz o sözü hatırlayıp hatırlamama noktasında aslında bir süreçten geçiyoruz. Birincisi bu hatırlama. İkinci hatırlamamız gereken şey ne? Kendi potansiyelimizi hatırlamamız. Kimliğimizi, yeteneklerimizi, değerlerimizi, özümüzü. Her insanın özünde ona ait olan bir giz var. Allah'ın koyduğu bir giz. İster yetenek deyin, İster mizaç deyin. Bizim amacımız bu mizacı, yeteneği ahlaki değerlerle bütünleştirip kendimizi ve hayatı imar etmek. Ve burada bir değer üretmek, iz bırakmak. Din buna azık biriktirmek diyor. Azık biriktirin. Çünkü yaşadığınız hayat ölümlü olduğumuzdan dolayı geçici bir hayat. Geçici olana odaklanma diyor. Sonsuzda sürekli olana. Aslında biz sonrası diyoruz. Sonrası sürekli bugündür aslında. Ahiret bugün yarın olacak bir şey değil. Biz bugün her şeyi belirliyoruz. İşte insanın temel varoluş amacının veya kadın ya da erkek Allah'ı ve kendi potansiyelini hatırlayıp insani vicdani değerlerde iyilik üzerine, güzellik üzerine kendini ve hayatı inşa etmek olarak tanımlıyorum. Bu benim kendi bakış açım değerlendirme. Peki bu bağlamda eşlerin birbirine bakışı ne olmalıdır? Eş ve çocuğa bakışı ne olmalıdır hocam? Emanet. Her şey emanet kendimizde bazen bunu unutuyoruz. Çok sık unutuyoruz aslında. Hayatın bize bir emanet olduğunu, ilişkilerin, mekanın, toprağın, çalışanların her şey bir emanet. Bakın emanetin temel bir şeyi vardır. Bir, bize ait değildir. Sahibi vardır. Sahibi varsa hesaba çekecektir. İki, sahibi varsa niye kaygılanıyoruz ki? Yalnızlıktan, açlıktan, terk edilmekten, korkudan bir sahibimiz var. İkincisi, emanetin bir özelliği var. Koruyorsanız, geliştiriyorsanız, güçlendiriyorsanız emaneti daha iyiye taşırsınız ve emaneti geliştirdiğiniz için sizde kalır. Korumuyorsanız, ilgi göstermiyorsanız, geliştirmiyorsanız emaneti kaybedersiniz. Eşinize, çocuğunuza ilgi göstermiyorsanız ilişki zayıflar. İlgi göstermeyen, önemsenmeyen her şey zayıflar. Toprağın zayıflar, medeniyetin zayıflar, inancın zayıflar. O yüzden Allah imanla salih ameli yan yana söylüyor. Yani kadın erkek birbirini emanet olarak görüyorsa nasıl birbirine tahakküm kurabilirler? Nasıl birbirini kontrol etmeye çalışabilirler? Onun için Allah diyor ki Birbirinize dost olun, birbirinize iyiliği emredin ve kötülükten alıkoyun. İyilik noktasında birbirinize yarışın. Burada kadınla erkeği de aynı noktada muhatap kılıyor. Birbirinize tahküm kurmayın diyor. İşte bu nedenle çocuğumuzla, eşimizle hayatta bir emanetse tek bir görev vardır. Emaneti korumak ve geliştirmek. Ve bunu da ancak keşfederek ve öğrenerek yapabiliriz. Tabii önce kendimizden başlayarak. başlayarak. Genelde bizim toplumumuzda hep toplumumuz başkalarından, da, başlıyoruz. hep başkalarından başlıyoruz ve kendimizle ilgili bir şey yaptığımızda bencillik yapmış gibi hissediyoruz. Halbuki kendimizi geliştirmediğimiz zaman başkalarına ne kadar faydalı olabiliriz ki? Değil mi? Biz kendimizi doldurmadan başkasına ne verebiliriz? Eşimize ne verebiliriz? Çocuğumuza ne verebiliriz? Onları ne kadar anlayabiliriz? Bu soruyu bence biz hepimizin kendimize sorması gerekiyor hocam. Bir nefis muhasebesi yapmak gerekiyor bu anlamda. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Onlar kendilerinden razı oldular. Allah da onlardan razı oldu. Yani biz kendimizden razı olursak aslında Allah'ın verdiklerinden razı olmuş oluyoruz. O yani başlangıç kendi potansiyelimizi kabullenip o potansiyeli anlamlı ve değerli görecek şekilde aktif kılabilmek ve sonra diğer insanlarla ortak değerler noktasında bütünleşebilmek, yol yürüyebilmek. Peki hocam son olarak son 3 dakikamız hani felsefe için derler ya hep zengin işidir diye hı hı. şimdi iletişim deyince de şöyle bir soru gelebilir yahu ben zaten tüm gün çalışıyorum bir baba düşünelim bir erkek hı hı. ekonomik sıkıntılarla uğraşıyorum geçim derdi var ailemle problem yaşıyorum kendimle alakalı problemlerim var. Bir de ben çocuğumla nasıl sağlıklı iletişim kuracağım? Sizin bu saydıklarınızı nasıl yapacağım? Çok, Veya aynı şey anne için de geçerli. Çok Hayat kolay. gayesi. Aslında çok kolay. İletişim de zengin işidir diyebilir miyiz felsefe gibi? Hayır. <laughs> çok kolay. İçten, içten gözlerin içine bakabilmek, içten sarılabilmek, eve geldiğinde içten selam verebilmek, geldiğinde, geldiğinde karşıdaki insanın varlığını hissettirip şefkatle sarılabilmek ya da o an seni gördüğümden dolayı mutluyum. İyi ki varsın diyebilmek. Yani bazı kelimeleri söylemek ya da bazı şeyleri yapmak aslında çok zor değil. Zaman istemiyor aslında. Sadece biraz dikkat, biraz özen. Başka bir şey değil. Gözlerin içine bakabilmek, evet. sevgisini gösterebilmek bunların hepsi bedava. aslında. Yani değil sevgili, mi hocam? Sevgi göstermek için çok ihtişamlı kelimeler söylemeniz gerekmiyor. Bazen elinizi omzuna atarsınız, bazen koluna girersiniz. Bazen içten öyle bir sarılırsınız ki bütün enerjiniz ona yansır. Yani illa kelimelere dökmeniz gerekmiyor. Bazen başını okşarsınız. Yani o açıdan sevgiyi göstermek bazen bir alırsınız küçük bir çiçeği verirsiniz. Yani küçük bir not yazarsınız cebine koyarsınız. Mesela küçük notlar hiç atılmaz saklanır. Ben hiç mesela ben bana yazılanların hepsini saklıyorum. İnsanlar Aileler bir saklıyor. illüzyona düşüyor değil mi hocam? Yani maddi imkanları önüne serdiğimde çocuğum sevdiğimi zannedecek diye düşünüyorlar. Halbuki bir çocuğun ihtiyacı olan ya da bir eşin hakikaten gözlerin içine gerçek manada bakabilmek, sevgisini dokunarak bazen söylemle hissettirebilmek yeterli oluyor bir insan için. Çoğu zaman, çoğu zaman sevgiyi işten veriyorsak karşımızdaki insan bunu anda yakalayabiliyor. Yani evet. bu, bunu çok zor bir süreç değil. Evet çok teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Benim için çok istifadeli oldu. Umuyorum ki izleyenlerimiz için de öyle olmuştur. İnşallah güzel bir tanıklık olmuştur ve hoşça da olmuştur. İnşallah hocam. Peki evet kıymetli izleyenler aile çatısında bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İnşallah izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize ve ailenize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.